Söz reklamlarından bir kez daha merhaba. Ben İrem Sansak, gündem masasıyla gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ekranımızda bir son dakika gelişmesi mevcut. Nari'nin abisi Diyarbakır'a gönderildi. Adli tıpta yapılan incelemenin ardından gözaltı süresi de uzatıldı. Yeni gelişmeler var. Hemen Diyarbakır'a kameralarımızı çevirelim. Gülnur Saydam bizleri bekliyor. Kameraman arkadaşımız İlyas Yiğit'le birlikte o gelişmeler neler acaba Gülnur? Evet, diş izlerinin aslında kime ait olup olmadığı tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti 18 yaşındaki abisi Nari'nin. Ancak gelen sonuçlarla birlikte adli tıptan aldığımız sonuçlar sonucunda da diş izlerinin Nari'ne ait olmadığı tespit edildi. Diş izlerinde X kromozomu tespit edildi. Daha doğrusu bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Abisi zaten ifadesinde sinirlendiğinde, çok sinirli hareketler yaptığında sinirine yenilip kendini ısırdığını ifade etmişti. Dolayısıyla da aslında ifadesi de şu anda bu şekilde de doğrulanmış oldu. Diş izlerinin abisine, yani kendisine ait olduğu da ortaya çıktı. Tabii şu anda süreç nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek biz de bilmiyoruz. Sessizlik hala devam ediyor köyde. Abisi bu tarafa, yani olduğumuz Diyarbakır noktasına doğru yönlendirildi. Geliyor ve şu anda da hemen Nari'nin kaybolduğu patikayı görüyorsunuz. En son burada kaybolmuştu Nari'nin ve en son kamera kayıtlarına geçen görüntüsü tam da bu noktadaydı. Hemen tepe noktasında evine doğru giderken son görüntüsüne rastlanıyorduk ve oradan sonra, yani görüntü kayıtlarından o tepeye çıktıktan sonra Nari'nin neler olduğu elbette ki bilinmiyor. Abisi şüpheli konumunda ve gözaltındaydı. Hemen kolundaki diş izinin Nari'ne ait olup olmadığı araştırılıyordu. Diyarbakır'daki cihazlar yetersiz olduğu için de abisini Adli Tıp Kurumu'na, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdiler ve oradan aldığımız sonuçlar neticesinde de diş izlerinin Nari'ne ait olmadığı, abisinin kendi diş izleri ait olduğu da ortaya çıktı. Yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Oldukça da sizlere Diyarbakır'dan, Bağlar Mahallesi'nden aktaracağız efendim. Çok teşekkür ediyoruz Gülnur Saydam'a ve kameraman arkadaşımız İlyas Yiğit'e. Diyarbakır'dan gelişmeleri bizlerle paylaştılar. 8 yaşında Nari'nin ve bugün 9. gün, 9 gündür ekipler her yerde Nari'ni arıyor. Didik didik aranıyor. Çevre, ısırık izleri Nari'ne ait değil, abinin kolunda, abisinin kolunda ısırık izleri vardı ve abisi Diyarbakır'dan alınıp İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Şimdi de Diyarbakır'a gönderildi, gözaltı süresi uzatıldı, kendisine ısırdığı ve bütün zararının kendisine olduğu yönünde bazı açıklamalar da var. Aile üyeleri tarafından da yapıldı bu açıklamalar. Bu